Herkese merhaba. Bugün bir horary haritası daha yapıyoruz birlikte. Sınavla ilgili bir soru. Fakat bu seferki sınav 9. evle ilgili değil. Bu 3. evle ilgili bir sınav. Bir kurum sınavı olarak düşünebilirsiniz. Yani akademik ya da yurt dışı bağlantılı bir sınav olmadığı için 9. ev yerine 3. ev olarak tercih ettim değerlendirirken. Haritayı okumaya ASC'den başlıyoruz. 27 derece 37 dakika. Yay burcu yükseliyor. Gördüğünüz gibi bu sınavla ilgili bir harita ve yay burcu da yine aslında sınavlarla da alakalı. 27 derece 37 dakika son derece yükseliyor. Gördüğünüz gibi konunun kapanmakta olduğunu ya da konuyla ilgili geç kalındığını bize gösteriyor. Burada açıkçası ben son dereceler yükselirken açılan haritaların nadiren olumlu sonuç verdiğini gördüm. Çünkü dediğim gibi gündemin kapandığını ve değişen bir enerjinin söz konusu olduğunu bize gösteriyor. Burada ASC yöneticisi Jüpiter, yani sınava giren kişinin göstergesi Jüpiter, 1 derece 54 dakika Koç burcunda ve retro. Jüpiter'in Koç burcundaki asaleti sadece ilk 6 derecesinde, yani 5 derece 59 dakikaya kadar terim yöneticiliği olduğu için sadece terim yöneticisi, üçlü yöneticilik yok çünkü bu bir gündüz haritası, sek dışı Jüpiter ve retro. Bunlar üzerine biraz konuşabiliriz. Öncelikle asalet bakımından yetersiz. Terim yöneticiliğinin çok bir yaptırım gücü yok. İkinci olarak Cadent bir eve yerleşmiş, üçüncü eve ve nitekim burası aynı zamanda sınav evi. Sınav evinin yöneticisi de Jüpiter. Yani bu gibi sorularda eğer bir gösterge iki evi temsil ediyorsa biz iki ev içinde aynı göstergeyi yorumluyoruz. Yorumumuz biri için yaptığımız yorum diğer içinde geçerli oluyor. Jüpiter burada dikkat ederseniz haritanın 12. evini de yönetiyor. Malefik evlerden bir tanesiydi. Kişinin konuyla ilgili stresli olduğunu, korkuları olduğunu, yetersiz kalabileceğini bize gösteriyor. Cadent olması demek enerjinin, ışığın düşük olması demek. Gezegenler Cadent eve yerleştikleri zaman biliyorsunuz kendilerini rahatça gösteremiyorlardı. Bir de üzerine retro. Retro da yine dışsal koşulların elverişsizliğini bize gösteriyor. Sınav sorularında 10. eve de bakmalıyız. Çünkü 10. ev bize netice ile ilgili bilgi verecektir. Burada 10. ev yöneticisi Venüs'ün 9. evde olduğunu görüyoruz. 9. ev yine Cadent bir ev. Kendi yerleştiği terazi burcunda, bu güzel. Fakat Venüs'le ilgili şöyle bir problem var. Venüs yanık. Yanık olduğunda gezegen işlevselliğini yitiriyordu, fonksiyonelliğini yitiriyordu. Dolayısıyla sonuçla ilgili de açıkçası çok pozitif konuşamıyoruz. Bir de Venüs yanık ve yanmaya da doğru da ilerliyor. 4 derece sonra tam olarak yanıklık durumu gerçekleşecek. Bu da gezegenin başına gelebilecek en kötü 3 şeyden bir tanesiydi. Ay'a bakalım, aynı durumda. Ay'da 23 derece 56 dakika Koç burcunda ve 4. evde. 4. ev köşe ev olduğu için aslında yerleşim bakımından Ay'ın tesadüfi olarak güçlü olduğundan bahsedebiliriz ama unutmayalım, Ay Koç burcunda peregrin. Peregrin gezegenin de yaptırım gücü düşüyor. Özellikle Ay'dan bahsediyorsak, Ay bize olayların gidişatı hakkında bilgi veren gösterge olduğu için Ay'ın peregrin olması çok tercih edilebilir bir durum değil Horari'de. Bununla birlikte 4. evden bahsettik. Ay ile kavuşum halinde, aslında köşe evde. Fakat bakalım Ay'ın destek aldığı herhangi bir gezegen var mı ve Ay'ın yapacağı açılar burada bizim için önemli. Ay 23 derecede, bakıyorum Ay'ın bir sonraki açısı Mars zaten açıdan ayrılmış, Merkür'ü görmüyor. Güneş ve Venüs açısını gerçekleştirmiş. Satürn'ü geride bırakmış. Jüpiter ve Neptün'ü göremiyor. Dolayısıyla Ay'ın bir sonraki açısı birinci eve yerleşmiş olan Plüto ile olacak. Bununla beraber Ay'ın klasik yedi gezegenle herhangi bir açısı da yok. Bu sebeple 26 derecedeki Plüto'ya olması ilk açının ve kare olması demek, Plüto'nun pozitif bir gezegen olmadığını biliyoruz. Plüto bilinmezlikle alakalı bir gezegen olduğu için neticenin istediğimiz şekilde çıkmayabileceğine yönelik gösterge olarak yorumlayabiliriz. Dikkat ederseniz haritada pozitif bir gösterge yok. Yani hem 27 derece son dereceler yükseliyor, Jüpiter Cadent retro, aynı zamanda sınav göstergesi de aynı şekilde. 10. ev göstergesi yanık. Yani Venüs evet kendi yönettiği terazide ama işte yanık olduğu zaman
onun o işlevselliği güneşin o ışığından görünmüyor. Gölgede kalıyor. Ayın da klasik hiçbir gezegenle açısı yok. Plüto ile açı gerçekleştirecek. Plüto malefiklerden bir tanesi ve sert bir açı gerçekleştiriyor. Kare açı gerçekleştiriyor. Ay soru soran kişinin yardımcı göstergesi olduğu için bir plütonik bir durumdan bahsedebiliriz. Yani bizim kontrolümüzde olmayan, çok da istediğimiz bir gelişmeyebileceğinden bahsedebiliriz. Deklinasyona bakabiliriz bu harita için. Deklinasyon dışında ama ben tamam. Antisye baktım ama yok. Deklinasyona baktığımızda Jüpiter'e bir bakalım. Jüpiter hiçbir gezegenle, Merkür burada değerlendirebiliriz. Merkür'le kontra paralel. Merkür 9. ev göstergesi ve 6. ev göstergesi. Venüs'e bakabiliriz. Venüs Neptün'le birlikte, sonuç göstergesi Neptün'le birlikte belirsizlik, hayal kırıklığı olabilir. Ay'a baktığımızda Ay Güneş'le birlikte, Güneş 8. ev yöneticisi ve Güneş zararda. Bir de haritanın tepe noktasına da düşüşte olan bir Güneş yerleşmiş. Yani 8. evde sonlanmayı anlattığı için, Güneş de burada düşüşte olduğu için ve bir de yeni bir dolunay gerçekleşmiş dikkat ederseniz. Şimdi ay kapanan faza geçiyor. O yüzden ileriye yönelik çok umut veren bir harita değil açıkçası. Nitekim de sonuç olumsuz oldu. Kişi kurum sınavında maalesef başarı sağlayamadı. Umarım faydası dokunmuştur. Bu haritanın sınav sorularında bu şekilde inceleme yapmamız gerekiyor. Bu arada tekrar hatırlatayım. Horary astroloji eğitimimiz başladı 28 Kasım'da. Hala kayıtlar devam ediyor. Kaydolabilirsiniz. Temel seviye eğitiminiz yoksa klasik Batı astrolojisinin temel seviyesinin Horary ile birlikte verdiğim bir sınıf daha var. Ona kayıt olabilirsiniz. Detaylı bilgiler için bu kez solak alt Instagram hesabından ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçebiliriz. Lütfen takip edin, yorum yapın, beğenin. Bunlar benim için önemli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. 28 Kasım Pazartesi günü Horary Astroloji eğitimi başlıyor. Bu eğitimde bol bol harita çözüyor olacağız. Danışan haritaları üzerinden gidiyoruz. Çünkü öğrendiğimiz teknikleri teyit etmek için oldukça faydalı oluyor. Ayrıca öğrencilerin de bol bol pratik yaptığı bir müfredat işliyorum. Çünkü teknikleri öğrendikten sonra harita okuyabilmek için onları bir pratik etmemiz gerekiyor. Daha öncesinde Horary eğitimi almış olabilirsiniz. Farklı bakış açılarını görmek istiyorum. Biraz daha pratik yapmak istiyorum diyorsanız da yine eğitim sizin için faydalı olacaktır. Natal harita okuma konusunda da Horary'nin gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü natal yorumu yaparken de aslında Horary kurallarını kullanıyoruz. O yüzden bence kendisinin natal harita okuma alanında da geliştirmek isteyenler bu eğitime katılabilirler. Astrolojisini öğrenmiş olursunuz hem de natal okuma pratiği yapmış olursunuz. Horary için klasik temel seviye gerekli. Eğer sizin hiç astroloji bilginiz yoksa temel seviye ve horary birlikte işlediğimiz diğer sınıfa kaydolabilirsiniz. Orada A'dan Z'ye sıfırdan başlayarak önce temel teknikleri, bilgileri öğrenip ardından da horary haritasına geçiyoruz. O sınıf natal harita okumaya da bir hazırlık niteliği.